Olur. Gerçekten emeğe geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Tabii bu işin başında Süleymaniye'nin muhtarı Cuma Karadağ muhtarım var. Kendisine emeklerinden, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aslında plaketlerin en büyüğünü o hak ediyor. Kendisi bize plaket verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu geleneğe, göreneğe, kültürü, birliği, beraberliği yaşatma adına, özendirme adına plaketleri verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Muhtarım, gerçekten bugün bu kalabalığı görünce nasıl daha mutlu oldun? Daha sanki yüzün gülüyor. Aynen öyle. Güzel bir şey, güzel bir kalabalık. Allah o gelenlerden razı olsun. Gelmeyenler de onlar kaybetti. Gelenler kazandı. Toplumu bir arada tutmak güzel bir şey. Bizim amacımız o zaten. Bireyleri bir arada tutmak. Birbirlerinden kopmamak. Metropolde insanlar artık birbirlerine yabancı oldu. Köydeki kapı komşusunu bile artık İstanbul'da tanımıyor yani. O hale geldik. Evet. Aynı zamanda bugün siz burada kış yarı etkinliği kutladınız. Köyde de kutlanıyor değil mi şu anda? Evet. Bugün orada da var. Onlara da Allah razı olsun. Bu bir görenektir. Önemli bu gelenek ve göreneği yaşatmaktır. Biz de onu İstanbul'da başladık. İnşallah her sene bunu devam edeceğiz. Hayırlısı diyelim. Evet, gelecek kuşaklar bunu unutmasın. Tabii ki yani. Bu devam etsin tabii diye ki yani. Bugün burada yaptınız. İşte daha önce de vurguladık ya, bu bizim belki 300 belki 400 yıllık bir aşımız. Geleneğimiz de öyle, bu kış yarı aşımız. Tabii bizim doğunun birçok yerinde kutlanıyor. Biz bunu bu şekilde yapak dedik. İnsanlara belki metropollerde kutlamıyorlar ama bizi belki örnek alırlar, onlar da böyle bir şey başarlarsa biz de bundan mutluluk duyarız tabii ki. Muhtarım, çocukluğunda hatırlar mısın köyde nasıl kutlanırdı kış yarı? Yani çok iyi hatırlıyorum. Elimizde teneke derler, kapıları çalardık. İşte manileri unuttuk yani, unuttuk. Yapmayı unutuyor insan. Maniler söyleyerek kapılardan bize karşılayan kadınlar üzerimize su atarlardı kışın sembolü olsun diye. İşte kimi ev yağı verirdi, kimisi bulgur verirdi, kimisi kavurma verirdi, kimisi şeker verirdi. Çok hoş ve güzel bir şekilde geçerdi. Evet. Tabii ben de hatırlıyorum yani, ev ev gezerlerdi böyle. Gittikleri evde hatta oyunlar yaparlardı böyle. Orada yağ, orada birinde şeker, birinde yağ, birinde un alırlardı. Evet, onu da tekrar otururduk, kış yarı aşı yapardık yani. Hep beraber yine aynen. Aynen öyle, böyle hoş bir seda olarak yaşanırdı. Şimdi biz bu hoş sedayı bu şekilde salonlarda yapıyoruz. Daha güzel, daha rahat bir şekilde. İnsanlara diyoruz yani, böyle etkinlikleri kaçırmayın, bize unutturmaya çalıştıkları bu televizyon dizilerinden uzak durun, bunları yaşayın. Bizim özümüz bu, özümüzü yaşayalım. Tamam, evet. Toplumları zaten birbirine ayrıştırmıyor ki, işte Doğu'da Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü fark etmiyor, hep bir arada yapıyorlar yani. Önemli olan biz de bunu bugün burada yapak dedik. Bu gelenek, bu kış yarı etkinliği demek, kışın artık neredeyse geride kaldığını, baharın geldiğini müjdelemek demek değil mi aslında? Yani evet, soğuk zemheri gecelerin bitmesi demektir artık yani. Baharın beklentisi. Muhtarım, katkılarından dolayı, bu senin emeklerinden dolayı ben buraya katılan herkes adına sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Asıl ben sana teşekkür ediyorum. Benim vurgulamak istediğim, bugün iki tane plaket vardı. Benim için çok önemliydi iki tanesi. Bir tanesi genç bir kardeşimiz Metin Akarsu. O daha önceki hiçbir aşımızı kaçırmadı, geldi. Ve özverili bir şekilde çalıştı, üzerine düşenin fazlasını yaptı. Diğeri de işte ayağında rahatsız olduğu halde yine hiçbir aşımızı kaçırmayan Berber Ali lakaplı Ali Yiğit. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Evet, aynı zamanda pilavımızı yine her ay yapan aşçımız Hamit abi. Hamit'i atlamayalım, bu gönül işi, o da gönlünü bu işe veriyor Hamit. Allah ondan da razı olsun. Sabahtan kalkıyor, herkes evde pazar kahvaltısı, pazar tatilini yaparken o saat 19-10 demeden geliyor buraya. İşte gördün, sen de gördün. Geldiğinde her şeyi hazırlamıştı. Allah ondan da razı olsun. Peki, teşekkür ediyorum muhtarım. Emeğine sağlık, sağ olasın. Sağ evet, Ilıcalıların düzenlemiş olduğu kış yarı etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese de burada selamlarımızı gönderiyoruz. Bir dahaki etkinliğe sizi de bekliyoruz. İlyat Derneği'nin eski başkanlarından Necip Öztürk.